beraberdik. Şimdi Yüksek Divan Kurulu'nda. Tabii hocamızın Fenerbahçe'yi anlatmaya sayılar, yıllar, rakamlar ifade edemeyiz. En güzel sözü Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Hocam buyur. Öncelikle 40 yılına çabuk geçti. Gerçekten bugün buraya geldiğim andan itibaren ilk imza attığım günü hatırlıyorum. İlk imza attığın zaman beni Lefter Baba'nın evine kaçırmışlardı, adaya karşıya. Küçük bir botla beni kaçırıp saklamışlardı. Lefter Baba bana iyi bakmıştı. Ben de balıkçı çocuğuyum, ailesiyim, Anadolu Kavaklıyım. O da balık tutmayı, denizi çok seviyordu. Bana öğütler vermişti. Sonra gelip Fenerbahçe'de imza attım. Burası bizim kulüp binamızdı. Yemek yer, kamplara burada girerdik. Bir gün rahmetli Semih Bayılken bana dedi ki, beni burada yemek yiyorduk futbolcular olarak, siz şampiyon olamazsınız demişti. Bir daha söyledi, siz dedi burada dedi vakit geçiriyorsunuz, yiyip içip yatıyorsunuz, şampiyon olamazsınız falan demişti. Bu da benim gücüme gitmişti. Peki Semih Baba dedim, şampiyon olursak seni şampiyon olduğumuz gün gelip burada denize atayım mı dedim. O da dedi ki gel at dedi. Siz oğlum gel beni denize at dedi. Biz şampiyon olduk. Ben de geldim Semih Baba'yı buradan denize atmıştım. Bu Türkiye'de olay olmuştu. Ama bu Fenerbahçeliğimizin bizim birbirimize olan saygımızdan, inancımızdandı. Burada gerçekten çok anılarım var. Unutulmayacak anılarım var. 40 yılın anısına bana bu plaketi veren Sayın Başkanım, Güneşlerime, Divan Başkanımıza ve siz değerli camiamın, burada görüyorum eski yöneticilerim var, başkanlarım, abilerim, dostlarım var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz bir aileyiz, Fenerbahçe ailesi ve bugün buraya bu plaketi bana takdim eden Sayın Başkanımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Zor günler geçirdik. Birazcık da oraya değinmem gerekiyor. Biz Fenerbahçe ailesi olarak birlik olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman bütün dünyaya mesaj verdik. Bizi yıkamadılar, bizi bölemediler. Ama biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bu camianın, bu kulübün neler yapabileceğini herkese hep beraber gösterdik. Bu sezonda Allah'ın izniyle ben ve oyuncularım gece gündüz çalışıyoruz. Bu takımı şampiyon yapacağız ve bütün kupalara adayız. Bravo hocam, bravo hocam. Bravo. Bravo. Bir olmalıyız, birlikte olmalıyız. Biz bir aileysek geçmişteki kırgınlıkları, küskünlükleri bir tarafa bırakarak birbirimize sarılmalıyız. Çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Çubukluğu giyen futbolcu en iyi oyuncumuzdur. Çubukluğu giyen takım, sahaya çıkan takım en iyi takımdır. Bu taraftar, bu camia her şeyin en güzelini, en iyisine layıktır. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar galiba hocanın attığı golleri unuttunuz. Sadece hocalık kariyerini koymuşsunuz. Küçük bir kartal daha geliyor. Diyeceksiniz nereden çıktı bu? Bu kardeşimle Samandıra'da rastlaştık. Konuştuk, dertleştik. Analizler yapıyordu babasıyla beraber. Ya dedim sen niye bizde staj yapmıyorsun?
Hocam da kabul etti. Bu arkadaşımız da Samandıra'da çalışıyor artık. Küçük bir kartal daha geliyor. Hocam inşallah 40. yılın kongreliğinde 40. yılın unutulmaz bir yıl daha olur her anlamda. Sen anlıyorsun ne demek istediğimi. Teşekkür ediyorum. İdman programını da bizim toplantıya göre ayarladı. Burada olmasını biz çok istiyorduk. Geldi sağ olun. Sema Hanım'a da teşekkür ediyorum. Kardeşime de teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. Teşekkür ederim. Hocam inşallah 50 yıl, 60 yıl nice plaketler sizin olacak. İnşallah bu yılda şampiyonluklarla taçlanacak bu gayretleriniz. Hocam bir saniye siz durun Sayın, lütfen. Sayın Ogün Altıparmak, Alparslan Eratlı ve Hüseyin Kopar. Ahlaklı. Atatürk'ün dedi, ben sporcunun zeki, çevik, ahlaklısını severim diyor ya. Onlardan bir tanesi. İnşallah Allah yardım edecek. Fenerbahçe iyi neticeler alacak. Gurur tablomuzu alkışlıyoruz.